Son. Bu sefer de onu istemiyordu. Bir ekstra bir gürültü var bir yerde. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Bu iş olmaz. Ben sana söyleyeyim. Yayını sızmaz. Yayını sızmaz. Olur. Artık Suriye'de beraber neredeyse kurşun yiyoruz. Onun için bana siz demekten vazgeçerseniz çok memnun olacağım Burak. Peki. Sen başlatırsan olur. Sen başlatırsan olur. Şöyle bir şey var. Şu anda benim dediğim insanlar düzgün anlayabiliyor mu? Anlamıyor ben. Çok öğretme var. Çok öğretme var. Siz başlatırsanız canlı yayını biz katılalım. Şu anda nasıl? Yok. Canlı yayın nasıl başlatacağımı biliyor muyum peki Burak Bey? Bilirsiniz. Ya ben sizin hesaptan sol üst köşeden siz canlı yayını başlatın. Evet. Evet şu anda yayın... Sanki biraz durdu gibi. Şimdi sen Burak Başkan bir şeyler anlatırsan ben şurada bir ufak bir ameliyat yapayım. Bak, evet. Halledeceğim. Sen anlat bir şeyler. Tamam. Tamam. Hoparlör kullanıyorsanız onu uzaklaştırın. Hiçbir şey kullanmıyorum. Hadi sana abi. Hiçbir şey kullanmıyorum. Ne yapayım yani? Elimden ama canlı yayını siz başlatırsanız bu sorun çözülür diye düşünüyorum. Çözülmezse? Valla çözülmezse ne yapacağız? Çok güzel arkadaşlar düzeldi gibi de elimde mi tutacağım bunu böyle bütün yayın boyu? Yok. Evet şu anda düzeldi gibi. Şu anda düzeldi gibi. Havada tutuyorum çünkü onun için. Kaçırdım onu. Havada mı tutmam lazım telefonu? Nasıl tutacağım havada telefonu? Yok normal. Bir şeye dayayıp tutabilirsiniz. Kitap olabilir. Kitap olabilir. Evet. Değerli konuklar. Bu akşam Türk Ocakları Çerkez Köşk Şubesi. Ocakbaşı sohbetimizde konuğumuz Burak Enver. Burak Enver. Yankı sorunumuz yankı var. Var. Ne yapayım? Artık elimde tutacağım o zaman. Şimdi anlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Evet, şu anda gayet güzel. Bir işimiz de kolay olsa şaşırırdım zaten. Enver Paşa'nın torunu olmak kolay değil. Hadi bakalım. Tamam, haklısınız Burak Bey. Evet. Şimdi şöyle başlayalım.
İttihat Terakki'yi bize kısaca nasıl tanımlarsınız Burak Bey? Şimdi İttihat Terakki'yi anlamak için bir kere hangi İttihat Terakki'den bahsediyoruz? Yani ilk kurulan Osmanlı İttihat Terakki'sinden bahsediyorsak, yani İbrahim Temo'nun İttihat Terakki'sinden bahsediyorsak, bu insanlar son derece iyi niyetli, kötüye giden ülkelerini kurtarmak için değişik fikirler ve yollar üretmeye çalışan değerli ve bilgili insanlar. Ama bunların en büyük problemi şu. Halkın içinden değil bu adamlar. Evet. Yani eğitimli ve eğitimli Avrupa görmüş şey insanlar, iyi niyetli de insanlar. Ama halkı kurtaracaksanız halkın içinden olmanız lazım. Bunlar mesela şunu göstereyim. Şunu görebiliyor mu herkes? Evet. Mesela bu işte Paris merkezi yazışmalarının kopya defterleri. Ben bunu okudum uzun uzun. Yani tavsiye de ederim insanlara. Bu İttihat Terakki Cemiyeti'nin en şeyi dediğim gibi iyi niyetli insanlar falan ama yani bizim yaramıza cevapları çıkartacak insanlar değil. Niye? Çünkü benim görüşüm tabii bu. Mesela Paris'te, Fransa'da gördüklerini bize uygulamaya çalışıyorlar. O kadar farklı kültürlere sahibiz ki onların doğrusu bizde işe yarayacak anlamına gelmiyor. Keza böyle oldu. Yani mesela bu adamlar inatla adem merkeziyetten bahsediyor. Olmaz Türkiye'de böyle bir şey. Yani imkan şimdi onun için mesela en büyük yapılan hatalardan biri İbrahim Temo'nun İttihat Terakkisi'yle Erat Paşa'nın İttihat Terakkisi'ni bir tutmaya çalışıyorlar. Bu çok yanlış bir şey. İkisi de çok farklı. Yani ben mesela şey diyorum hep. Köy kahvesinde oturmamış adamın Türkiye'yi kurtarması imkan yok. Evet. İnsanı tanıması lazım. Yani, öyle. Öyle. Yani yoksa ne kadar iyi niyetli olursanız olun yarayı iyi anlayamazsınız. Yapacağınız tedavi olmaz. Yani mesela bizim Osmanlı Hürriyet Cemiyeti asıl bizim şeyimiz. Bizi ilgilendiren kısmı. Tabii ondan sonraki İttihat Terakki'yi biliyorsunuz. İşte en güzelini sen geçen gün söylemiştin. Cemal Paşa'nın söylediği. Yani söyle ne söylemiştin sen? Hangi şeyle ilgili bir daha sorar mısın? Yani sizin Paris'te kurduğunuz cemiyetle bizim İttihat Terakki'mizin alakası yok. Evet. Yani hakikaten şeydir. Öyledir. Zaten asıl İttihat Terakki kuranlar biliyorsunuz Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile birleştikten sonra hep dışarıda bırakıldılar yani. Onun için çok farklı bir şey. Bir de şimdi insanların çok iyi anlaması gereken bir şey var. İttihat Terakki ve İttihatçılık illa aynı şey olmak zorunda değil. İttihat Terakki bir kere şeydir. Yani bir parti, önce bir cemiyet, sonra bir parti. Parti olarak baktığınız zaman dünyanın en büyük savaşındaki bir savaş partisi. Bazı doğruları, bazı yanlışları var ama zorunluluklar genelde hep bunları yönetmek zorunda. Mesela İttihatçılık nedir? Herkesin kendine göre bir İttihatçılık tanımı var. Benim düşüncem şu, hayata bakış açınız ne olursa olsun, sağcı olun, solcu olun vesaire vesaire, onun bir üstündedir bu. Niye? Çünkü iyi niyetli insanların vatan savunmasının düşüncesi içerisinde bir araya gelmesidir. Siz ministrisiniz, sağcısınız, solcusunuz, o sizi ilgilendirir. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu şeyde İttihatçılık çok zor da bir iş. Niye? Çünkü her şeyinizi, herkesinizi bırakıp vatan demek zorundasınız. Ve İttihatçılık bir şahsın her şeyini isteyip geriye hiçbir şey vermez. Şahsi olarak. Anlatabiliyor muyum? Yani ailenizden ayırır, vaktinizi alır, paranızı alır, ömrünüzü bitirir ve şahsi olarak size hiçbir şey geri vermez. İşte vatan, hani vatan söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bu işte. O zaman şu sözü nasıl karşılıyorsunuz? İttihatçılar ölür ama İttihatçılık ölmez.
Öyle olması lazım. Çünkü şahıslar üstünde kurulan bir sistem değil bu. Düşünce. Evet. Çünkü yaşayan insanların şeyiyle beraber hep devam edecek. Yani o zamanın iktidarçılık ruhunu anlayan insanlarla bugün anlayan insanların arasında çok bir fark yok. Anlayan anlıyor. Evet, kesinlikle. Peki sorularımıza tekrar devam ediyorum. Osmanlı'yı iddiatçılar mı çökertti? yani Burak Başkan, buna hızlı bir cevap vereyim yoksa uzun cevap istersin diye. Şimdi bir kere bir ülkenin çökmüş olması ne demek? Bence bir ülkenin kendi kendine artık çoluğuna, çocuğuna, işçisine, emekçisine bakamıyor olması bitmiş anlamına gelir. Evet. O ordusunu yenileyemiyorsa, kendini koruyabilecek adamlara destek olamıyorsa, yani kendi kendine bakamıyorsa çökmüştür o devlet. Bakın şimdi mesela 1875 yılında Osmanlı'nın dışarıya borcu, sadece dış borcu 200 milyon sterlin. Evet. Senelik faiz ve giderin toplamı 11 milyon. 11 milyon küsür. Peki şey nedir? Senelik bizim dönerimiz ne kadar biliyor musun? 18 milyon. Bayağı haddimizi aşmışız yani. Anlatabiliyor muyum? Bu işin bittiği vakitten bahsediyorum. Zaten 1876'da Osmanlı dedi ki ben battım. Evet. Kararname var. Battım diyor ya. Daha ne desin? Borç morç ödeyemiyorum kardeşim. İşte duyunu umuminden sonrası falan filan hep şeydir. Hı. Yani orada da o duyunu umumiye gelene kadar o öyle 3-5 senelik iş değil. Tabii ki. Yani Kırım Savaşı'ndan sonra aldığımız parayı bile biz sadece iç borçlara yani yatırım yapmıyorsunuz parayla. Borç alıp borç kapatıyorsunuz. O işin bir ülkeyi, bir yeri kurtardığını ne zaman gördük? Hangi çağda ne zaman gördük? Mümkün değil. Ya yok, anlatamıyorum. Ya duyun umumiye gelene kadar çok iş var. Ya, yoksa çok kolay. Yani aman Abdülhamit ülkeyi batırdı demek. Keşke o kadar basit olsa her şey. Değil ama. Anlatabiliyor muyum? Yani İyi yönetildi, yönetilmedi. Bunlar ayrı şeyler. Ülkeyi tamamen batırmak tamamen farklı bir şey. Bu yani %60'ı borca giden bir şeyde devlet memurunuzun parasını ödeyemiyorsun. Evet. Bitti zaten iş artık. Anlatabiliyor muyum? Ya bizim savaşa girme falan sebebimiz de zaten ve nedenimiz de bu. Bitiyiz. Ancak savaşı kazanırsanız kurtulacak bir şeyler. Bu konuda bir tabir vardı. Hani devlet onların kucağında can verdi. Yani onlar ayakta tutmaya çalıştılar ama iddiatçılar. Bir kere şunu bilmek lazım. Osmanlı Devleti'ni yok eden bizleriz. İnsan. Yani Osmanlı Devleti artık yok. Türkiye Cumhuriyeti var dedik biz. Anlatabiliyor musun? Biz şey yaptık yani başkasının diktesiyle Osmanlı bitmedi. Biz böyle karar verdik. Öyle oldu. Çağın gelişmeleri doğrultusunda. Ya tabii artık yani zaten önemli olan şu halkın kendi kaderine kendi karar vermesi. Yoksa devamı başta hanedan varmış yokmuş çok önemli değil o yani. Evet. Bu konudaki tavrınızı ben daha önce özel sohbetlerimizde de bildiğim için dediklerinizi çok iyi anlıyorum. Peki iddiatçılar hakkında bu hani masonluk söylemleri falan var. Bunlarla ilgili ne diyeceksiniz? Bazıları mason, bazıları değil. Şimdi ama şunu iyi anlamak lazım. Bir kere İlyas Kara. Evet, selam, provokasyon. Selam. Yani yakaladı ya şimdi beni. İlyas evet. Hocam da onu da çok biliyorum ama şu not alayım. İlyas Kara saat kaç şu anda? Evet, ben not alıyorum. 9:15.
Sarı kaplı defterime yazdım. Çok kötü yapacağım onu. Şöyle. Problemin yine büyük şeyine bakmak lazım. Diyelim ki bu adamların hepsi çok kötü mason ve burnunun dibinde saklanıyor. Bir ülke şu anda bunu düşünsenize buradan mesela. Bir ülke buraya girip ülkenin başındaki yönetim buraya girip buraları niye dağıtamıyor? Asıl soru bu. Evet. Çünkü başımızda kapitülasyonlar diye bir bela var. Ve adam gavurun yaptığı hiçbir şey elleyemiyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? En güvenli sığınak orası. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu adamların şeyi saklan, yani istibdattan denin, çünkü ciddi bir istibdat var, yok değil yani. Yani saklandıkları yer bu mason locaları. Soruyorsanız ki işte mason locasıyla bilmem ne İngiltere'ye, İtalya'ya şey yaptı mı bu adamlar? Bunlar saçma. Anlatabiliyor muyum? Bir başkası için çalışmadı. Ama asıl problem düşünün yani devlet kendi toprağı içindeki bir yere müdahale edemiyor. Asıl problem bu. Anlatabiliyor muyum? Bu adamlar da mason locaların içinde, bir kısmı öyle bir kısmı değil. Yani bir saniye. Şu benim çok değerli kitabım. Bunu bulana kadar 38 takla attım. Yani sırf bu masonların kendi yazdığı kendi kitap. Bütün içinde şeyler var. Şimdi bir elimle şey tuttum. Peki tavsiye ediyor musunuz? Bulabilir miyiz? Bulabilir miyiz? Bulamazsınız. Ben bir eski masonun bütün kütüphanesini satın almak zorunda kaldım. Şunu da aradan yürüttüm yani. Yine bir iddiatçı operasyon yapılmış anlaşıldığı kadarıyla. Öyle, bunu satmaz ki mason şeyin dışına. Bütün hepsinin ismi var. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle. Mesela şey yazıyor, burada onu da paylaşmıştım. İlk mason localarını Enver Paşa kapatıyor savaşta. Evet. Yazıyor da içinde Enver Paşa karşıydı masonlara diye. Bu masonlara. Birinci Dünya Savaşı'nın başındaydı değil mi? Evet, evet. En inanılır kaynak bu. En inanılır kaynak bu. Adamlar yazmış içinde işte. Ama yani dediğim gibi masonlar bu işte Talat Paşa mesela şey bir mason olarak Osmanlı dışında birisine yani bir katkı sağladığına kimse inanır mı acaba bilmiyorum. Yani, bu adamın sağlığı Osmanlı ve Türklük'tü. Yani yoksa artık bu kadar basit şeyleri geçelim. Yok efendim masonlar da şunlar da bunlar da asıl dertlerimizi geliyor bunlar. Kesinlikle. Biz de o zaman diğer sorumuza geçsek. Bize gelen soruları bir derledik. Mesela merak edilenlerden biri de şu. Şehit Enver Paşa'nın yani büyük dedenizin sizi en çok etkileyen yönü nedir? Adapte olabilmesi. Nasıl? İnancı. Zekasını, inancını ve adapte olabilmesini bir araya harmanlayabilmesi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Duruma göre de yani çete savaşlarından işte Trablus'a ordu yenilenmesinden silah ticaretine kadar durumdan duruma adapte olup inandığı şeyi sonuna kadar uğraşıyor ve şey yapıyor olması, tuttuğunu kopartmaya çalışıyor olması. Anlatabiliyor muyum? Yani onun dışındaki etkenleri dediğim gibi insanlar arasında şey yapar ama adapte olabilmek çok zor bir iş savaş esnasında. Yani. Şartlara. Benim yaşımda ya. Yani benden küçükken harbiye nazlı. Doğru. Peki. Benim şeyim bu. Peki Enver Paşa hayalperest midir? Ya da Turancı mıdır? İslamcı mıdır? Bu konuda neler söyleyebiliriz? Hayalperest mi değil? Şimdi bir kere hayalperestliği mi denmesi için bugün hayal olduğunu iddia ettiğimiz şeylerin o zamanki karşılıklarına bakmak lazım. Ha. Yani bugün ne diyor? Niye? İşte Anadolu çocuklarını başka topraklarda harcadı. Yani bunu o kadar üzülüyorum ki böyle bir şey insanlar bazen düşünmeden konuşuyor. Yani Osmanlı'nın toprağını savundu. İşte Anadolu çocuklarıyla savundu. İşte bizim ne işimiz vardı? Trablus'ta falan. Ya,
Bunun karşılığını düşünebiliyor musunuz? Bugün 40 sene sonra desem ki işte bugün siz atıyorum İzmir bölgesini bırakın, o çok problem olacak. Bunu birisi götürüp bir meclise söylesin bakayım ne diyecekler ona. İzmir'i değil tek bir yeri bile söyleyemez kimse. Ya, devlet yani size devleti devlet yapan nedir? Vatandaşlarının haysiyetini, kişiliğini, şahsiyetini size emanet etmiş olması. Kesin. Böyle bir şey yapabilir misin? Bir de mesela atıyorum Kanal Seferi, tamam mı? Kanal Seferi'nde insanlar zannediyor ki Kanal Seferi'nde işte kanalı alacak. Ya almak gibi derdimiz yok arkadaşlar. Şunu düşünün. Süveyş kanalına biz yüklendiğimiz zaman Londra'da parlamentosularında bu adamlar ne konuşuyor? Süveyş kanalında İngiltere ticaretinin 1/4 oradan geçiyor. Evet. Sömürgelerden gelen yol. Bizim böyle bir yeri boş bırakmaya imkanınız yok. İngiltere'nin boğazı diyebilir miyiz? Boğazını sıkmak. Yani anlatabiliyor muyum? Onun için zaten Allenby'nin eninde sonunda buraya gönderilmesinin sebebi bu. Gitme şurayı şey yap diye. Çünkü adamların parası bitiyor. Ve orayı o savunmak kolay mı? Ya değil tabii ki. Ya mesela ondan sonra şey deniyor. Efendim ya tabii savaşa giriş kısmını çok iyi bilmek lazım da bizim asıl düşmanımız Çarlık Rusyası. Evet. Çarlık Rusyası'na karşı bizim Çarlık Rusyası yok olmazsa Osmanlı'nın var olması çok zor. En önce onlar yok olacak yani. Başkalarıyla anlaşıp çünkü onlar da bizden farklı durumda değil. Mesela İran'a niye gönderdi Kutula Mağara'yı almaktan sonra? Hayalperest Enver Paşa işte İran aldı. Ya İran almak falan filan diye bir şey yok. Orada Barat Okol orduları diye bir şey var. Evet. Kolay Barat Okol diye bir adam var. Rusların oradan İngilizlerden şey yapıp destek görmesini engellemek için bu adama saldırmak için gidiyoruz biz İran'a. İran'ı almak gibi falan bir niyetimiz yok. Zaten İran'da ayaklanma çıkaracaksınız. Bunu daha evvel de yapılan yerler de var. Orduyla yapılmaz. Teşkilat-ı Mahsusa denen şey bu yüzden var. Kesinlikle. Anlatabiliyor muyum? Yani birazcık biz hala Türkiye olarak Birinci Dünya Savaşı'nı Osmanlı çerçevesinde düşünüyoruz. Bu yanlış. Yani Birinci Dünya Savaşı adı üstünde yani Amerika'dan Japonya'ya kadar ne olduğuna bakmanız lazım. Adı üstünde. Dünya harbi zaten. Cihan harbi. Peki şöyle bir şey sorsam. Benim en tehlikeli gördüğüm sorulardan biri. İstibdat ve meşrutiyet sizin için ne ifade eder? Yani veya şöyle sorayım. İkinci meşrutiyette hem isyan eden hem de ilan eden iki tarafın yakın olarak neler söylersiniz? Yaşasın istibdat, kahrolsun hürriyet. Ters oldu değil mi? Tam ters oldu. Şu anda manşetlere çıktık yani. Şimdi bakın çok basit bir şey söyleyeceğim. Kendi üstümden. Tamam mı? Şimdi Enver Paşa dediğiniz adam Naci Sultan'la evlenip evinde oturdu diyelim. Tamam mı? Sarayda oturdu. Hiçbir şey de et diye de süt diye karışmadı. Ne bir savaşa girdik ne bir şey. Osmanlı'da devam ediyor. Ne Kurtuluş Savaşımız oldu ne bir şey. Tamam mı? Ben hanedan ailesinin dünyada yaşayan 255 üyesinden hala bir tanesiyim. Mesela diyelim ki Burak Candaş benim çok canımı sıktı, tamam mı? Evet. İstibdat yaşıyor olmuş olsa Burak Candaş'ın hayatı sadece ve sadece legal olarak bahsediyorum. Benim padişahla aramdaki muhabbete bakardı. Evet. Hürriyet olduğu için, meşrutiyet olduğu için her insan evladı gibi ben de seninle ilgili bir problemim varsa bunu mahkemeye götürürüm. Bu. Artık daha fazla herhalde bir şey söylememe gerek yok. Yani siz de evrensel ilkelerden yana olduğunuzu ortaya koydunuz bu konuda. Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat dediniz o zaman. Öyle olmak zorunda çünkü zaten istibdatın bir yere götürecek şeyi yok. Ve artık mesela öyle bir şey gelmiş ki dünyada zaten imparatorluklar bitmiş, sultanlık işi bitmiş. Öyle bir şeye gelmiş ki işte meşrutiyet olması, halkın kendi kendine karar veriyor olması ve halkın kendine seçebiliyor, kendi kendini yönetiyor olması lazım. Niye? Çünkü artık öyle bir büyümüş ki dünya, bir insan evladının ne kadar mükemmel olursa olsun oturup hem Talat'ın, hem Cavit Bey'in, hem Enver'in yaptığı işi kendi başına yapmasına imkan yok. Evet.
Kesinlikle. Onun için meşruiyet. Peki bir de çağın gereklerine de uygun dediğimiz gibi sonraki cumhuriyetin de bir ön sözü diyebiliriz. Öyle. Yani ikinci meşrutiyetin tabii yani insanlar o değerini anlasın. Kendi kaderini artık yani şöyle insanlar yani meşrutiyetle cumhuriyet arasındaki fark çok önemli değil benim gözümde. Çünkü ikisinde de bir orada bir figür var. Birinde var birinde yok. Önemli olan artık herkes kendi kaderinden, kendi yönetim şeklinden sorumlu. Peki tam da burada şöyle bir soru var Burak Candemir hocamızdan. Enver Paşa Sultan Reşat ilişkisi arasında böyle neler diyebiliriz? Mesela Sultan Reşat'ı biz ne yazık ki çok az biliyoruz. Evet. Ülke olarak. Ben tabii aile şeylerinden çok iyi şey yapmayı diyorum. Mesela bizim insanlar bilmez. Bizim ailenin, bizim aile diyorum. En serti Sultan Reşat'tı biliyor musun? Öyle mi? Hani böyle tabii en serti. Yani torunlarını falan tanırsanız zaten görürsünüz. Ya Sultan Reşat kafasını çevirip insanlarla konuşmaz falan ya. Ve çok kolay kafa kopartan bir adamdı o. Muş tabii. Hani ben babamın oğlu gibi konuşmayayım da. Şeyleri de çok yani böyle aman efendim o şeylerin elinde oyuncak lafına da çok gülüyorum ben. İstemediği bir şey yaptırsanız da Sultan Reşat'ın torunlarına şimdi. Genelde öyle bir algı var da o yüzden bunu açıklamanız iyi oldu. Onu bilmediği için kimsenin daha doğru bugün hala elimizde Sultan Reşat'la ilgili bir şey yok. Maalesef. Ya bir iki tane araştırma kitabı var. Onlar da yani anlatabiliyor muyum? Ama yani ne olursa olsun Sultan Reşat sultandır. Anlatabiliyor muyum? Yani o meşruti dönemde tamam ne kadar şey olursa olsun sultandır. Evet. Kesinlikle. Yani peki, o kadar kolay şey değildir yani. Evet. Gerçekten net cevaplar veriyorsunuz. Teşekkür ederim bundan dolayı da. Bana bir kere daha sizden sorayım. Burak Bey tatsızlık çıkıyor. Evet. Haklısın. Şimdi bir bomba sorumuz daha var. Enver Paşa'nın süratli yükselmesi sürekli eleştiriliyor biliyorsunuz. Sanki böyle bir anda general olmuş gibi eleştiriliyor. Bu konuda neler söylersiniz? Düşünceniz nedir? Şimdi bir kere o dönemi çok iyi bilmek lazım. Ona da bir kitap göstereyim. Onun da ilacı bu. İsmini söyler misiniz? İkinci Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e askeri ve mülki bürokraside tasfiyeler. Asaf Özkan. Asaf Özkan, evet. Hızlı yükselmekle hak etmemek arasında çok ciddi bir fark var. Şimdi zaten Enver'den evvel Ahmet İznet Paşa bu bir temizlik yapmak istiyor. Çünkü Sultan Abdülhamit döneminde ordunun içinde liyakattan öte bağlılık vardı. Yani sultana bağlı olacaksınız. Ki bunu da şimdi biraz şey yapmak gerekirse ben olsam adamı yargılayamıyorum. Ben de padişah olsam ben de kendimi bağlı adamlar isterim. Sadakat. Çok suçlanacak bir şey yok. Bir de Abdülaziz, Sultan Abdülaziz'in başına gelenlerden sonra evet. Haklı adamı siz yemezsiniz yani. Beşinci Murat'ın başına gelenler, Abdülaziz'in başına gelenler. Anlatabiliyor muyum? Mesela Sultan Reşat çok sert ve cesur bir adam. Sultan Abdülhamit o kadar sert ve cesur bir adam değil. Böyle bir iddiası da yok zaten. Ama onun döneminde orduda böyle şeyler var. Şimdi Ahmet İzzet Paşa zamanında tabii bu bir temizlik yapılmaya çalışılıyor. Ahmet İzzet Paşa bunu yapmıyor. Tam yapmıyor. Ondan sonra Ahmet İzzet Paşa çekiliyor. Yerine Enver getiriliyor. Enver aslında bu işi almak istemiyor. Yani harbiye nazır olmak istemiyorlar. Tabii. Ona bu işi parti içerisinden ve aslında ordu içerisinden baskılıyorlar adamı. Zaten yazısını görürseniz ordu içerisindeki arkadaşlar beni seçti diyor. Şimdi hak etmedi mi bunu? Bu ayrı bir tartışma konusu. Ama hızlı yükselmesinin sebebi bu zaten. Yani orduyu toparlasın ve temizlesin diye. Keza yaptı 1300 tane adamı gönderdi. Evet. Şimdi bir de yani en artık Fali Rıfkı gibi bir şimdi ağzıma ters bir şey anlayacağım da bir adam bile hani bunu kabul ediyor artık. Evet. Şey Köklü Şerif yani şimdi dediğim gibi mübarek cuma günü ağzımı açmayayım da
bile kabul ediyor bunları. Evet. Bir de şuna bakmak lazım. Mesela ondan daha bu işe şeyine bakarsanız, kariyerine bakarsanız mesela Ahmet İzzet Paşa'nın daha uygun olduğunu iddia edebilirsiniz. Evet. Tamam. Ahmet İzzet Paşa Kafkas cephesinde sen 2. orduyu neredeyse komple yok etti. Yani Osmanlı'nın elindeki son iktidarı da yok etti adam. Maalesef. Anlatabiliyor muyum? Yani neye göre bakıyorsunuz, neye göre şey yapıyorsunuz? Orada sert ve hızlı kararlar alınıp doğru düzgün bir sistem getirmesi lazım. Enver'i bunun için Enver Paşa seçildi. Ve elinden geleni yaptı adam. Anlatabiliyor muyum? Ama yani dediğim gibi hak ediyor mu, etmiyor mu ayrı bir konu. Bir de burada İlyas Kara hocamız şöyle bir açıklamada bulmuş. 30 yaşında başbakan olan Elmas Mehmet Paşa'yı 25 yaşında Fransa'nın kaderinin teslim edildiği Napolyon'u kimse görmez. Ama Enver Paşa batar üfürükten halinde falan demiş. Evet şimdi... Nasıl bir anda ağzını bozuyor değil mi? Canımız İlyas hocamız. Evet ben de bir anda cümlenin gidişinde kapıldım. maalesef kontrpiyada kaldım. Yani burada şunu demek lazım o zaman. Devletin âli menfaati için bazı şeyler yapılmış bu konuda. Öyle. Peki Enver Paşa Alman hayranı mıydı? Yoksa Almanlar mı Enver Paşa hayrandı? Ben kimsenin kimseye hayran falan olduğuna inanmıyorum. Bir. Şimdi Enver'in Almanlara bakış açısı şu. Daha Berlin'de ateşe militerken bu adam karar vermiş. Mektuplarını okuyan görmüştür. Diyor ki, ya bunlar kadını erkeği sadece kendilerine önem veren insanlar. Bunlara diyor güven müven olmaz. Tamam. Bu bir. İkincisi, bu adamlar o dönemki en düzgün, en güçlü ve en iyi işleyen kara ordusuna sahip. Şimdi bir asker olarak bunların sistemine bakıp bu çok iyi bir sistem, ben bunu kendi orduma nasıl adapte ederim demek hayranlık değildir. Akıldır. Enver Paşa'nın yaptığı da budur. Hatta biraz okuyanlar dikkat eder. Yani şimdi o şeylere de falan girmeyeceğim. Artık biz yine önce İngilizlere gittik, Fransızlara, Ruslara gittik. Artık bunlar herkeslerin bildiği şeyler. Ama mesela o Çanakkale'de Morgenthau ile konuştuğunda söylüyor işte bizim diyor yani ben çok meraklı değilim Almanlara devletin arkadaşlığı olması çıkarı olur şu anki Almanlarla çıkarımız siz kabul etmediğiniz için İngilizler kabul etmediği için diyor. Ne desin daha adam? Yani açıkça söylemiş. Yani Almanların da Enver'e bakışı şu onların tabii gözünde Osmanlı ordusunun askeri tabii daha eski dönem asker. Şimdi bu Harbiye'den çıkan Erkan Harpler falan farklı kalibrede adamlar oldukları için bunları görünce şaşırıyor bu adamlar Almanlarda. Bu nasıl bu Osmanlı askeri diyor. Çünkü onların gözünde Moltke'nin gözünde olanlar var hala. Evet. Ama yani mesela şeylere de dikkat etmek lazım. Çok basit bir soru var. Ben sorunun cevabını biliyorum ama onu ayrı bir yerde şey. Alman arşivlerinde kaç klası Enver Paşa hakkında şikayet var? Şeye, sultana karşı. Alman genelkurmayına karşı. Hı. Biz bu adamla uğraşamıyoruz, başa çıkamıyoruz diye kaç klasör şikayet var? Anlatabiliyor muyum? Ben biliyorum onu. Güzel bir yayın yapacağız onunla ilgili inşallah da. Sanders var mı bunun içinde? Sanders zaten... Sanders'in durumu şöyle. Adam yani 70 küsur yaşında Osmanlı'ya gelmiş işte ben burada bilmem ne yapacağım falan diye. Oğlu yaşındaki adam geliyor diye geç diyor sıraya. Kudurur adam yani. İlk çünkü o ilk geldiği zaman o Alman heyeti Alman genelkurmayına bağlı. Enver Paşa diyor ki bunları ya bana bağlayın ya da geri alın. Ağrına gider. Bir de empati yapsanıza gitmez mi siz? Yani... Yani, peki bu Emmerland yazan vagonlar, resimler görüyoruz. Bunlarla ilgili ne diyeceğiz? Almanların Emmerland vagonları. Şimdi Almanların en büyük şeyi bize tabii ilaç, pardon silah satacaklar. Fahiş fiyatlarda. Şimdi Enver'in tabii yaptığı şey o İnönü falan çok güzel anlatıyor onu. Yani Almanlar çekinirdi diyor. İnönü diyor bunu ben demiyorum şeyden. Çünkü pazarlık falan yapmıyor ki adam.
Ben şeylerini okudum. Yani Goldspas'a falan, zaten Goldspas'a tamam Türk ordusuna çok şey vardır ama yani Alman silahlarını şey gibi çalışır burada. Satıcısı, pazarlamacısı gibi çalışır yani. Goldspas'ı falan kuduttu yani. Çünkü yani tam da onu sormuştu bir izleyicimiz. Kuduttu, kuduttu yani. Ama olay şu. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi dediğim gibi tabii Goldspas'ın da yani emeklerini göz ardı etmek istemem. O edersem ayıp olur ama. Tabii canını vermiş sonuçta. Yani Türk eğitim sisteminin düzeltilmesinde de çok işe yarardı. Bir de biz inatçı adamlarız. Kendi şeyimizin dışına çok çıkmak istemeyiz biliyorsun. Onlarla falan uğraşması da kolay değil. Şimdi Enver'e biliyorsun. Peki. Enver Paşa'ya Alman İmparatoru şey gönderiyor. 1 milyon frank hediye. Bu işleri kolaylaştırsın diye. Şimdi iyi para. Sen ne diyorsun? Ben kirayı denkleştiremiyorum. 1 milyon frank. Bu adam ne yapıyor? Şimdi şöyle bir şey var. Almıyorum diyemezsiniz. Hayrola derler. İmparatorun hediyesini almıyorsun. Bir düşünsene, biz padişah birisi bir şey gönderiyor Almanya'ya. Alman Genelkurmay Başkanı, adam diyor ki almıyorum. Yok ya derler adama. Ne hakimi almıyor. Ne yapıyor bu peki? Alıyor. Alır almaz götürüyor parayı. Askeriye veriyor. Şimdi kadınla da fazla, kadınla kızla da fazla şey yok. İçki alemi yok. Bir şeysi yok. Bu adamı nasıl tavlayabilirsiniz? Bir generalin egosunu oynayacaksınız. O Enverland şeyinin çıkma sebebi odur. O bir kere oldu zaten. Bu ne dediler? O bir daha olmadı o iş. Tabii sebebi o. Evet. Bu özellikle Alman prensesle ilgili bir hikaye de anlatılır. Almanya'daki sefirlik görevi esnasında. Anlatılır işte. Evet. Yani yok şey de. Ailece değişik bir aileyiz. Yapacak bir şey yok. Evet. o konuda eminim. Hiç şüphemiz yok. Evet, peki Sarıkamış Harekatı'ndan bir iki bir şeyler bahsedelim diyorum. Burada Enver Paşa'nın rolü, planı, sonuç, ne diyebiliriz sonuçlarıyla birlikte değerlendirdiğimizi? Evet, Sarıkamış Harekatı'nın biz niçin yapıldığını biliyor muyuz? Yani biz propagandalarımız bilmem nemiz çoktur. İnsanlar zannediyor ki işte Sarıkamış da biz Türkistan'a gitmeye falan çalışıyoruz. Ya arkadaşlar böyle bir saçmalık olabilir mi? Sarıkamış Harekatı'nın bir numaralı sebebini anlamak için ben şöyle bir soru sorayım arkadaşlar hepinize. Şimdi Karadeniz'de yani uzun uzun o savaşa girme kısmını anlatmam lazım da şimdi zaten 10 dakikamız var yok. Savaşa girme kısmında Karadeniz'de Rusların niye yok olması gerektiğini iyice anlattım herkese. Karadeniz'de öf ne kadar çok şey yazmış ya insanlar. Karadeniz'de Rusların 93 harbinden sonra bir gücü var bize karşı. Bizim çünkü yani uzun uzun bir dahaki program yaparız, savaşa giriş kısmında da anlatırım sana da. Yani bizim biliyorsunuz iki tane dreadnought'umuz var. Onları İngilizler bize vermiyor. Evet, İki tane Alman. İki tane Alman'dan aldığımız Alman'ın gemisi ve devamı torpido bot bizde. Başka bir şey yok yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu adamların İstanbul'a saldırması ki yani o Revali, Mevali falan anlatmak lazım uzun uzun. Kesin. Hiç onlara girmeyeceğim. Yani bu adamların yani Çar'ın zaten söylediği bir şey var İngilizlere. Yani biz İstanbul'un ismini de Çargrad yapmışlar. Biz İstanbul'u almadan yani hiçbir şekilde bir şeyimiz yok. Sizinle bir ortak bir şey yapmamıza imkan yok diye. Çok basit bir şey var. İstanbul'u nasıl korursunuz? Karadeniz'den gelecek bir saldırıya karşı. Donanmanız Rus donanması karşısında hiçbir şey yapamıyor. Fikirleri olan vardır elbet. Buradaki düşünce şu. Donanmayı durdurmanıza gerek yok. Donanmanın mühimmat almasına engelleyecek. Bunu nasıl yapacaksınız? Limanlarına giden tren yollarını engelleyerek. Şimdi biz önce Sarıkamış Harekatı'ndan falan önce
karşı kıyıya bir kere iki tane çıkartma yapmaya çalışıyoruz. Bir tanesinde 22 tane süvari çıkartıyoruz. Tabii o zaman komando diye bir şey yok. Yani şimdi siz bana 20 tane sat komandosu birazcık da plastik patlayıcı verin, bakın ben neler yapıyorum oraya. Ama o zaman öyle bir özel kuvvet diye bir şey yok yani. Evet. Bu süvariler bir şey yapamıyor. Sonra biz orduyu karşı tarafa geçirmeye çalışıyoruz. Öyle bir donanmamız yok zaten. Yani oturup bunlar hep hesaplanmış. Kaç defa gidip gelmesi lazım elimizdeki gemilerin. Olmuyor. Onun için ne yapacaksınız? Bütün bu şeylere giden gemilerin erzak taplandığı şeye giden tren yollarının ana noktası Sarıkamış. Sarıkamış'ı alırsanız gırtlağına basıyorsunuz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Gırtlağına basıyorsunuz şeyin. Önemli olan budur. Yapmaya çalıştığımız şey de budur. Tabii şimdi mesela onlar evvel Köprüköy Savaşları'nı çok iyi bilmesi lazım insanların. Yani Köprüköy Savaşları nedir? İşte bu 1 Kasım'da Ruslar bize hücum ediyor. Bizim Genelkurmay diyor ki Hasan İzzet Paşa var o zaman başta. Taarruz et geri. Çünkü yani şeyleri de inceledim, doğru. Yani adamlar öyle bir langır lungur giriyorlar ki o birinci kol orduları Rusların açıkta. Bizimkiler diyor ki taarruz et. Tabii o Balkan Savaşı'nda çok çekmiş Hasan İzzet Paşa da, artık orduya da pek güveni yok yani. 7 gün bekliyor Hasan İzzet Paşa hücum etmek için. Hücum ediyor. Ruslar kaçmaya başlıyor. Kaçtıktan sonra Hasan İzzet Paşa yine geri çekiliyor. Tamam mı? Tekrar diyorlar ki bizimkiler taarruz et, taarruz et, taarruz et. 12 Kasım'da bir daha taarruz ediyoruz. Bu sefer Rus hattını kırıp geçiyoruz Rus hattını. 17 Kasım'da 10 kilometre içerideyiz Rusya sınırında. 21 Kasım'da yine geri çekiyor. Erzurum'a çekiyor bu sefer şeye. Hasan İzzet Paşa. Ki ya bu işte bayağı yaygara çıkartıyor şeyin içinde, ordunun içinde yani kendi yanındaki adamlardan falan, kaçan ordudan değil. Ki öyle bir hale gelmiş ki Ruslar Tiflis'teki merkezlerine savaşı Türkler kazandı diye falan şey gönderiyor. Raporlar gönderiyor. Bu ama bunu Hasan İzzet Paşa yazılı emir olmasına rağmen geri çekiliyor. Geri çekilirken çok zayiat veriyor. Bayağı bir top cephane bırakılıyor. Bu doğru düzgün yapı ki Fevzi Paşa, Fevzi Çakmak da şeylerinde okumuşsa insanlar, dayanmalıydı ve bunu yapmalıydı diyor Hasan İzzet Paşa için. Şimdi tabii bize buradan şey üretmek kolay da, bunu yapabilmiş olsa Sarıkamış harekatına gerek yok. Evet, gerek kalmıyor. Peki Enver Paşa'nın... Şunu da şey yapayım, Sarıkamış harekatını uzun uzun anlatmayacağım. Herkes biliyor. Yok yani... Oradaki bir sözünden bahsedeceğim Hasan İzzet Paşa'ya. Hani hocam olmasaydın seni İdam ederdim gibi bir söz var değil mi? Var olduğu iddia ediliyor. Ben buna pek inanmıyorum. Bir kere idam edemez zaten öyle bir adamı. Ancak divan-ı harbe verir. Edemez yani. Yaptığımız böyle bir şey yok. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani direkt idam edilmesi için ancak şey olması, kaçak olması lazım. Bu konuyu biraz daha açabilirsiniz. Yani şu anda 17-18 dakikamız var. Yani Sarıkamış harekatında işte amacı budur. Bir kere bunu şey yapmak lazım. Çok iyi bir harekattır. Çok kötü yönetilmiştir. Kim tarafından yönetilmiştir yani, kötü olarak? Şimdi şunu söyleyeyim. Bir kere şunu açık açık söyleyeyim ben. Birinci Dünya Savaşı'nda her cephede damlayan gözyaşı ve kanın bir numaralı sorumlusu savaş alanında Enver Paşa'nın kendisi. Ya bunun A'sı B'si yok yani. Ama sorumlulukla suçluluğu iyi ayırmak lazım. Şimdi bir plan yapılıyor. Tamam mı? 9. kolordu dağın eteğine yapışık bir şekilde gidecek. Sarıkamış'ın önüne gelecek. 10. kolordu arkadan tepeden dönüp gelecek Hafız Hakkı Paşa'yla. 11. kolordu da yan tarafta duracak. Destek almalarını engelleyecek. Kaçanları da engelleyecek. Cepheyi koruyacak yani. Şimdi 9. kolordu Enver Paşa başında. Zaten bir kere yani Enver Paşa oraya ordunun başına geçmek için gitmiyor. Orduyu denetlemek için gidiyor ama şey yapıyor adam. Yani Hasan İzzet Paşa bir de görevden falan alınmıyor. Hasan İzzet Paşa kendi istifa ediyor. Yani orada bir şey, ben diyor istifa ediyorum diyor. Ben kendimde bu harekatı yapacak cesareti şeyde yazıyor zaten. Cesareti görmediğim için istifa ediyorum diyor.
Enver'in güvendiği bu dağlara kar yağdı diye o adam işte. Hatırlıyor musun? Yani 9. kolordu yerinde. Mesela Hafız Hakkı Paşa 3 gün geç kalıyor. O 3 gün boyunca ne yaptı hakkında en ufak bir fikrimiz yok. Anlatabiliyor muyum? Günlüklerini ben o şey basmadan sağ olsun bana göstermişti. Okudum. Yazmamış adam. Ne yaptığını bilmiyoruz. İrtibat da yok. Yok yok. Problem o zaten. Geç kaldım diye şeyden dönmeye çalışıyor. Dağın üstünden geçmeye çalışıyor. Asıl plan da Allah-u Ekber dağları falan yok ya. Evet. Asıl plan böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Yani bu da, bunlar Türkiye'nin en ciddi şeyinden geçmiş 50 tane komutandan bahsediyoruz. Bunların böyle hata yapmasını imkanı zaten bir adam oturup kafasına göre orada plan yapmıyor. Buradan geçeceğiz. Tabii o kadar şeyde tipi de donan insanlar var. Bir iki ya. Birlik yakalanmış tipiye değil mi? Yani rakamlar da dediğim gibi tamamen değişiyor ama bir kişi bile olmuş olsa bunun ama şimdi bunun sorumlusu yine Enver Paşa bak. Ama suçlusu değil. Evet. Bu ayrımı yapmak lazım. Evet, tabii. Tabii ayrımı yapmak lazım. Yani şeyde 11. kolordu da bir işe yaramıyor. Tabii plan iyi ama çok kötü işletilmiş yani. Sebepleri evet. Uzun uzun bir ara anlatırız. Yani şeyde birkaç tane şey yeni yeni çıkıyor. Bir dakika. Mesela bu bir tane tez. Evet. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Had ceridesi. Kafkas ceridesi had ceridesi. Görebiliyor musunuz? Evet. Yani bir dakika. Arkadaşlar böyle hepsi Kafkas cephesinde yazıyor. Görüyor musunuz bunları? Biz bunca sene bunlarla uğraşmaktansa yok efendim şu şurada bunu dedi. Yok şu şurada şunu dedi. Böyle şeylerle bu cephenin ciddiyetini azalttık. Maalesef. Yeni yeni çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani kimi şaklabanlar var biliyorsun. Bu işten para kazanmak için tamamen kendi işini gücünü bırakıp neyse şimdi bunlarla uğraşıyor falan. Yok efendim bırakın diyor kimisi de şeyi. Burada yazan cerideleri bırakın. Ozanlar ne diyor diyor. Abi. Bu kadar ucuz değil hiçbir şey. Yani ozanların türkülerinde var. Evet. Böyle abartılı bazı şeyler. Ya, zaten ozanın türküsünde olması lazım. Yani ozanın türküsü o. Türkü o zaten. Yani şey olması lazım. Ama tarihçilik bu benden değil. Ama tarihçilik böyle olmaz abici. Bu ciddiyetsizlikle olmaz. Anlatabiliyor muyum? Bunca sene hala Köprülü Şerif'in o saçma propaganda kitabıyla biz şey yaptık. Ya ben şimdi ölünün arkasından konuşmuyorum da buradan Köprülü Şerif'e bir girelim 3 sene sonra çıkar. Anlatabiliyor muyum? Yani neyse. Bunlara artık böyle ciddi, hele hele bu kadar şeyde bir de yani Sarıkamış cephesine bu herifler geliyor diye Ruslar, İngilizlerden yardım istedi. Çanakkale cephesinin açılmasının sebebi o. Evet. Tam da yerine geldiniz. Ben de Çanakkale'yi soracaktım. Çanakkale'de niye Enver Paşa'dan hiç bahsetmiyoruz? İşimiz öyle geliyor herhalde. Yani arada birkaç ay var değil mi? Tabii canım. Yani şey bir kere yani sorunun cevabının gerçekten bende anlamıyor. Cevabı yok. Yani başkumandanı, yorduğun başkumandanı yok sayıyordu mesela. İşte şeyle konuştun sen Atilla Can'la değil mi abi? Evet. O mesela bu işi bilir. Evet. Onun çok güzel araştırmaları var. Mesela Enver Paşa'nın Çanakkale'ye gidiş gelişleri konusunda çok güzel çalışma yapmıştı Atilla. Öyle. Onu da çok güzel yaptı. Ben de elimden gelen geldiği kadar ona yardımcı olmaya çalıştım. 15 defa gitmiş adam. 15 defadan 4'ünde de bütün cepheleri gezmiş. Mustafa Kemal'i ziyaret etmiş mi? 4'ünden 3'ünde evet. 1'inde hayır. Gayet doğal mı sizce? Valla bence doğal. Çünkü Mustafa Kemal Paşa'nın o andaki bulunduğu cephe son derece uzak. Ve vakti yok olmamış olabilir adamın. Anlatabiliyor muyum? Yani bakın şimdi mesela birkaç tane şey sayayım ben. Derler ki biz diyor mesela Mustafa Kemal Paşa'dan şey yapmazdı. Arkadaşlar bu
bunları geçelim artık. Burada oyun oynamıyoruz. Dünya savaşı bu. O onu severdi. Bu bunu sevmezdi. Bunların böyle şeylerin bu işte geri yok. Bu çok ciddi bir iş. Sorun mesela, nedir peki? Ben yani iki tane tamamen farklı insan. Bunlar arkadaş olmak zorunda değil. Siz iş yerinizdeki bütün insanlarla arkadaş mısınız? Değiliz. Evet. Ya bakın. Şunu unutmamak lazım. Mesela Çanakkale'de 19. Tümen komutanıyken Mustafa Kemal Paşa, onun emrinde olan komutanların hepsi ondan daha kıdemli. Bu nasıl oluyor? Başkumandanlık emriyle oldu. Başka türlü olmaz. Von Sanders da yapamaz o. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu da güzel başka, bir ayrıntı. Tabii. Başka Kafkas cephesinde 3. kol ordu, ordunun başına atanıyor. 3. kol ordunun başında galiba Ali Rıza Paşa vardı. Emin değilim. Ali Rıza Paşa ondan daha kıdemli. Yine Enver Paşa onu atıyor ama. Bağdat seferinde grup komutan Bağdat seferi yapılacakken grup komutanı Falkenhayn, ordu komutanı Mustafa Kemal Paşa. Kaç kişi var arada biliyor musunuz? Ondan daha rütbeli. Çok. Sayayım mı? Yok yani gerçekten ilginç ayrıntılar bunlar. Demek ki burada beceri önemli. Medine müdafası çok son derece ciddi bir iş. Cemal Paşa İsmet Paşa'yı istiyor. Enver Paşa Mustafa Kemal Paşa. Onayla gitme olmamasının sebebi Mustafa Kemal Paşa istemiyor. Gitmiyor. İstemiyor. Evet. Tabii orayla ilgili farklı düşünceleri var Mustafa Kemal Paşa'nın. Daha önceki yıllardan kaynaklanan. Ya bakın şöyle bir şey var. Yani bu adam artık başkumandan vekili ve harbiye nazırı. Ki yani harbiye nazırı çok önemli değil. Başkumandan vekili dediğimiz şey sultanın gölgesi demek. İkinci kişi. Bu adam ordusunda bir askeri istemiyorsa fazla uğraşmasına gerek yok. Fazla uğraşmasına gerek yok. Bakın yani ordusunda ya Çanakkale'de yazdığı çok güzel bir şey var. Almanların diyor verdiği emirler eğer aklınıza yatmıyorsa diyor bana beni uygulamayın ve beni haberdar edin diyor. Evet. Şimdi ordusunda sadece Mustafa Kemal Paşa değil başka adamlar da Almanların verdiği o emirleri uygulamıyor. Bunun cezası Divan Harp'tir biliyorsunuz. Bu adamlar neye güvenerek uygulamıyor bunu? Enver Paşa'ya güvenmek. Sanders kaç defa istifa ediyor bu süreçte? Yeterince değil. Yeterince değil. Yani Sanders kötü bir asker değil ama Alman işte. Yani az benim gözümde iki tane Alman türü var. Bir pis Alman var. Bir de az pis Alman var. Mesela Von Kress az pis bir Alman. Liman Paşa çok pis bir Alman. Ya daha bir şey söylememe gerek yok yani. Kesinlikle. Ama yani şunları falan bilmek lazım. Yani o Çanakkale cephesinde atıyorum Queen Elizabeth Super Dreadnought'un bu atacağı bir tane şeyin merminin karşılığında o kadar yeni bir teknoloji ki karşılığında siperin ne kadar kalınlıkta ve ne kadar dipte olması gerektiğini Von Sanders biliyor işte. Teknik. Ya anlatabiliyor muyum? Ondan yani. Bizim keşke bu savaşa girmeden evvel böyle 5 senemiz hele bir 10 senemiz olmuş olsa hiç çok değişik. Bir senede bu kadar hazırlık olamaz. Evet. Hatta 6-7 aynı. Peki bir sorumuz daha var. Azerbaycan-Ermenistan savaşı var bugün. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ermenilerden tehdit alıyor musunuz? Bunu da sormuşken bunu da ekleyeyim. Yani Azerbaycan'ın zaten bu yani konuşulacak bir şey bile değil benim gözümde. Çünkü yani Azerbaycan kendi toprağı için savaşıyor şu anda. Ermenilerin orada hiçbir hakkı yok. Anlatabiliyor muyum? Kendi toprağı için savaşıyor. Onun için ben şahsen tamamen Azerilerin yanındayım. Hatta yani biliyorsun sen cepheye gitmek için çok uğraşıyorum ama bir türlü beceremedik o işi. Ermeniler bana senelerdir boş boş tehditlerde bulunur.
Bu konuda tedbir almanızı da isteriz tabii ki de. Sen arkadaşım değil misin? Yeter işte. Eyvallah. Her zaman. Ben pankart açıp gelirim tabii ki. Hepiniz Ermeni olsanız. Yani. Herkese bir de tabii bir şey söylemek istiyorum. Sonra da kapatıyoruz zaten herhalde. Ben Burak Başkan'la biliyorsunuz Suriye'ye gittim. Size Suriye'deki en sevdiğim fotoğrafımı göstereceğim. Görebiliyor muyum herkes? Bilmiyorum. Aa, teşekkür ederim. Yani, ve bir karargâhtayız. Artık beyninize güneş geçmiş ve yani hani habire etrafımızda bir şeyler patlıyor havaya uçuyor. Umrumuzda değil hiçbir şey. Yani umrumuzda değil. Anlatabiliyor muyum? O kadar siz pislikten artık saçımız başımız birbirimize girmiş falan filan ama yani ve nasıl gülüyoruz biliyor musunuz? Bir yerde bir patlama oluyor. Biz gülmeye başlıyoruz. Yani artık şeyimiz yok. Biraz başarılı basıyor değil mi? Evet, evet. İyi ki senle gittik yani. Suriye'ye peki, o kadar iyi vakit gittiğin herhalde bizden başka kimse yoktur. O konuda gerçekten teşekkür ediyorum sana. Çünkü senin de o konuda gayretini biliyorum. Birebir şahidiyim. Peki, hanedan ile kan bağı olan bir kişi olarak bu Suriye gezisinde neler hissettiniz genel olarak böyle? Bir eski şeyler canlandı mı? Bizim gittiğimiz yerler. Yani orası bizim ya. Evet. Hani hakikaten bizim. Sen ben ne kadar Türksek oradaki adamlar da o kadar Türk. Evet. Ve yani orada çarpışan birileri var biliyorsun hepsini tanıştık ettik. Bu adamlar şey yani. Burada niye mesela İstanbul'da bomba patlamıyor? Çünkü bombalar orada patlıyor. Çünkü? Bombalar orada patlıyor. Gördük işte biliyorsun evet. Sen. Tabii. Yani, orası bizden gittiği an yine burada patlamaya, İstanbul'un ortasında patlamaya başlayacak. Evet, Seyit Ahmet Hoca da geldi. Hoş geldin hocam son dakikalarda. Tamam, Burak bir dahaki şeyi Seyit abiyle yap. Ben de onu izlemek istiyorum. Tabii ki, Seyit Ahmet Hoca zaten listemizde şu anda. Mecbur katılacak yani. Seyit abiyi ben fanatiklik derecesinde seviyorum. O kadar müthiş bir adam. Kesinlikle. Zaten o samimiyete binaen konuşuyoruz. Tanımayanlar için de hatırlatalım. Türkiye'nin ilk ve herhalde tekti en son resmi Çanakkale koleksiyoneri. Evi bir Çanakkale ya resmen. Ama ben hala gidemedim. Ben gittim ve en büyük keyfim ne biliyor musun? Mesela gidiyorum. Şöyle yanlış yaptı, böyle kötü yaptı diyorum. Beni öldüresi geliyor içinden. Değişik duygularla bana bakıyor. Çok eğleniyorum onunla. Yani bu konuda ona katılabilirim evet. Bu konuda Seyit hocamıza katılabilirim. Yani onun için hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Hepiniz benim için değerlisiniz. Benim mesela uğraştığım şeyi biliyorsunuz. Yani benim bu nedir? Enver Paşa bu ülkede hakkını bulsa bana ne artı yazacak? Benim ben kendim için bir şey yapmıyorum. Ve yani ne kadar nasıl uğraştığımı nasıl hiç durmadan şey bak mesela şunlar şurası evet. Olduğu gibi yeni tezler bunları okumam lazım 3 ay içinde. Allah kolay olsun. Bununla niye uğraşıyorum da? Çünkü dedemin peşinden giden adamları niçin gittiğini onların torunlarının hatırını iyice anlatabilmek için başka bir sebebi yok. Kesinlikle. Çok zor bir şey. Çok zor bir şey. Sabır da gerektiren bir şey. Çünkü biliyorsun herkes her şeyi bilir bizim millette. Ben yani 1200 tane kitap okudum. Daha %15'ini belki biliyorum. Ama bizde herkes her şeyi bilir biliyorsun. Ama işte bu çarpışma sürecinde benim için değerli olan işte sen, Seyit abi, İlyas Hoca, şey de geldi. Benim arkadaşım Sinan da geldi. Ona da selam. Sizin gibi insanlar sayesinde devam ediyoruz. Yoksa yani ben de bir gün Allah kahretsin diye şey, can taşıyorum ben de sonuçta. Aman sakın. Bir de biliyorsun babam Rize İdereli. Sinir konusunda biraz problemlerim var. Yani. Kesinlikle. Bu arada son saniyeler izleyicilerimize şunu hatırlatayım. Tokat Türk Ocağı'nın da Ahmet Taşoğlu'na bir programı var şu anda. Şimdi başlayacak bizden sonra. Son 30 saniyemiz. Buyurun. Can dostlarım hepinize ayrı ayrı kucaklıyorum. Hepiniz bu programı seyreden herkes iyi ki var. Teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz ve elimizden geldiği kadar en iyisini yapacağız. Saygıyla karşınızı kucaklıyorum hepinize arkadaşlar. Teşekkür ederiz biz de. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Burak Enver sana da teşekkür ediyoruz. Görüşürüz.